Haberaks TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her salı günü olduğu gibi ben Selçuk Kaya ve Murat Sandıkçı ile birlikte Futbol 55 programıyla karşınızdayız. Bugün yine Yılport Samsun Spor'la ilgili gündemi sizler için değerlendireceğiz. Kırmızı Beyazlı ekibimizin 1-0 kazandığı Eyüp Spor maçına ilişkin hem görüntülerimiz olacak hem yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Hem de hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Ankara Demirspor mücadelesini uzun uzadıya burada Murat Sandıkçı ile birlikte konuşacağız. Unutuyorum ara sıra hatırlatmayı, onun için programın başında hatırlatayım. Sizler de programda yorumlarınızı, soru, görüş ve önerilerinizi bizlere Twitter ve Facebook üzerinden ulaştırabilirsiniz. Twitter'dan Futbol 55 hashtag ile, yine Facebook'tan da Futbol 55 sayfamıza mesaj göndererek bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de sizlerin yorumlarına programımız boyunca yer vereceğiz. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk Selçuk. Güzel bir haftaya başladık. Evet. Tabii Yılport Samsun Spor kazanınca şehrin bile havası bir başka oluyor. Evet. Her şey güzel oluyor. Güzel de önemli de bir başlangıç aldık. Başlangıç oldu bu galibiyet. Maçı değerlendirmeye geçmeden önce dilerseniz 21. haftanın sonuçlarını hatırlayalım. Arkadaşlarımızdan da rica edelim, ekranlara versinler. Yılport Samsun Spor bu hafta sahasında Eyüp Spor'u 1-0 mağlup etti. Yine zirveyi yakından ilgilendiren maçlarda Keçiören Gücü Sancaktepe'yi 1-0, Sarıyer Gümüşhane'yi 3-0 yendi. Kastamonu Spor 1966 sürpriz bir sonuçla sahasında İnegöl Spor'a 1-0 mağlup oldu. Yine lider, haftaya lider giren Sakarya Spor deplasmanında Utaş Uşak Spor'la 0-0 berabere kaldı. Diğer maçlarda ise Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor, Gaziantep Spor'u hükmen 3-0 mağlup etti. Acettepe Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Niğde Anadolu Futbol Kulübü sahasında Manisa Spor'u 5-1 mağlup ederken, yine alt sıraların kritik maçlarından birisinde de Ankara Demirspor deplasmanda Bayrampaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlardan sonra oluşan puan durumuna da bakacak olursak, liderlik el değiştirmedi ama liderle ikinci Sarıyer puanları eşitlendi 21. hafta sonunda. İki takım da 45 puanda. Hatta iki takımın da galibiyeti, mağlubiyeti ve beraberliği de eşit. Öyle bir denge var aralarında. Hemen 3. sırada Keçiören Gücü'nü görüyoruz. 21 hafta 13 galibiyet, 44 puanla. Yılport Samsun Spor'da yine 21 haftayı 13 galibiyetle bir beraberliği fazla olarak 43 puanda geçti. Ve liderler arasında sadece 2 puan olduğunu görüyoruz. Playoff potasının son basamağında yer alan Kastamonu Spor 1966'da haftayı 39 puanla 5. sırada geçti. Alt sıralarda bir değişiklik var. Tabii ki Gaziantep Spor ve Manisa Spor'a şimdiden lige veda etti diyebiliriz. Haftaya düşme hattında giren Ankara Demirspor da Bayrampaşa'yı 1-0 mağlup ederek kendisini potanın dışına attı ve hafta sonu Yılport Samsun Spor'la oynayacağı maç öncesi de bir anlamda morallenmiş oldu. Dilerseniz hiç soğutmadan hemen 22. haftanın programına da bakalım. 22. hafta cumartesi günü başlayacak. Ankara Demirspor, Yılport Samsun Spor maçı. Yine Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, Keçiören Gücü maçları var. Cumartesi günü 3 maçta saat 13.30'da başlayacak. Bu haftada Kastamonu Spor 1966'nın Gaziantep Spor'la oynaması gerekiyordu. Gaziantep ligden çekildiği için maçı Kastamonu Spor hükmen 3-0 galip tamamlayacak. Pazar gününün programında ise Ahmet Sportif Faaliyetler, Utaş Uşak Spor, Gümüşhane Spor, Hacettepe Spor maçları saat 13'te başlayacak. 13.30 maçlarında ise yine zirve adına önemli bir maç Sancaktepe Belediyespor Sarıyer, bir anlamda İstanbul derbisi de diyebiliriz bu maça. İnegöl Spor Bayrampaşa ve Sakarya Spor Manisa Spor mücadelesiyle 22. hafta sona erecek. Evet Murat abi, hem sonuçları hatırladık hem oluşan puan durumunu görmüş olduk. Yılport Samsun Spor haftayı karlı kapattı. Evet. Lider Sakarya Spor puan kaybedince fark 2'ye düştü. Bir anlamda da ikinci yarıya başladığımız noktaya geri dönmüş olduk. Puanları da telafi etmiş olduk. Biz Eyüp Spor maçıyla başlayalım. Daha sonra genel değerlendirmelerimize geçeriz. Evet, Eyüp Spor maçı önemli bir eşikti. Çünkü bir hafta önce Sancaktepe'de hiç beklenmedik bir mağlubiyet. Mağlubiyetten de öte mücadeleden yoksun bir görüntümüz vardı.
Evet. Dolayısıyla bu maç takımın moral ve motivasyonunu tekrar yukarıya çıkması, alınacak bir galibiyetle lige yeniden zirveye yeniden ortak olmak adına çok önemliydi. Zor bir karşılaşmaydı. Eyüpspor zaten oturmuş bir kadroya sahip. Ligin ilk yarısındaki oyun felsefelerini de bir tık daha yukarı çıkarmış bir takım. Bunu da gördük. Ama Samspor isteğiyle, arzusuyla, coşkusuyla 1-0 da olsa kazanmasını bildi. Artık bu saatten sonra iyi oyun, bunlara çok fazla bakmamak lazım. Kazanmak önemli, mücadele önemli. Oyuncular sonuç da, odaklı sonuç olunacak odaklı haftalar önemli. Başladı artık. Telafisi olmayan haftalar. İşte görüyorsunuz her hafta bir puan kaybı yaşanıyor zirvede de. Ligin alt tarafında da. Her maç birbirinden zor. Dolayısıyla oyuna bakmaksızın mücadele ederek, isteyerek, rakipten daha fazla koşarak Samspor bu maçı kazanmasını bildi. Bundan sonraki maçlarda da bir nebze olsun oyununu üzerine koyarak devam ettiğinde zaten ligdeki kalitesini de ortaya koyacaktır. Ama dediğim gibi kazanmak en önemlisi, iyi oyun daha sonraki düşünce. Evet. Önce mücadele etmeniz gerekiyor, koşmanız gerekiyor, istemeniz gerekiyor. Samsporlu oyuncular da bunu Eyüpspor karşısında gösterdiler. Tabii şu var, iyi oyundan kasıt nedir? Biraz da buna bakmak lazım. Örneğin Eyüpspor maçına bakarsak, Eyüpspor belki de Yılport Samsunspor'un bu zamana kadar oynadığı tüm rakipleri gibi önce savunma yapmayı düşündü. Evet. Golü yedikten sonra da Yılport Samsunspor hem futbol olarak hem de pozisyon zenginliğiyle tatmin etti açıkçası. Bu ligde biraz artık oynanan oyun bu. Bunu ezberledik. Samsunspor'a karşı oynanan oyun şablonlarını ezberledik. Kaleciyi de sayarsak 11 kişi topun arkasında kalıp önceliği gol yememeye veren takımlar. Eyüpspor maçı da böyle başladı. Attığımız golün ardından ise birçok gol pozisyonu var. Böyle de bir Selçuk, durum zaten var. Zaten sezon başından beri sen de farkındasın. 1-2 maç haricinde Yılport Samspor bütün maçlarda oyunu domine eden, pozisyon üreten, pozisyon zenginliği yaratan bir evet. görüntü çizdi. Tek eksikliğimiz bunu sonuçlandıramamaktı. Biz Bayrampaşa maçında da, deplasmandaki Bayrampaşa maçında da, Bodrum'daki, Sakarya'daki, Sarıyer'deki birçok deplasmanda ve iç sahadaki maçlarda da çok farklı kazanabileceğimiz maçları sıkıntılı geçirdik. 1-0, 2-1. Uşak maçı mesela yani. Uşak maçı, işte Bayrampaşa maçı 0-0 bitti ama maç belki de 10-0 olabilecek bir maçtı. Sezonun en fazla pozisyonuna girdiğimiz bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla sezon başından beri üretkenliğimiz var, arzumuz, coşkumuz var. Ama bunu sonuçlandırmakta biraz sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı bu hafta da devam etti. Evet. 1-0'dan sonra Erhan Şentürk, Bahattin Köse, Kubilay Yavuz, Ramazan Çevik net pozisyonlar ürettik. Ama sonuca gidilmedi. Dolayısıyla hani siz golü üretmediğinizde 1-0, 2-1 gibi sonuçlar ortaya çıktığında sanki Samspor zorla kazanmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. İşte hatırlayalım Gümüşhane maçını. İç sahada oynadığımız Gümüşhane maçını. 2-1 bitti ama 5-6 olabilecek bir karşılaşmaydı. Ondan son önceki, bölümlerinde yine. Evet Ahmet maalesef. Maçında mesela deplasmanda yenildiğimiz Ahmet'e karşı bile oyunu çevirebilecek ve fark yaratabilecek pozisyonlar da bulduk. Bizim sıkıntımız bunları sonuçlandıramamaktı. Ama umarım bundan sonraki haftalarda girilen pozisyonları daha fazla sonuca çevirecek atraksiyonları yaparız. Oyuncularımız daha iyi konsantreyle onları değerlendirir. Başkanımızın da dediği gibi biz de rahat bir maç seyrederiz ama dediğim gibi bu ligin seviyesi bu. Evet. Bu ligde oyun da bu, mücadele de bu, alınan sonuçlar da bu. İşte bakıyorsunuz bütün karşılaşmalar öyle farklı biten karşılaşma yok. Alt sıralardaki takımlar zirveye oynayan takımlara çelme takabiliyor. Çünkü onlar da artık son kozlarını oynuyorlar. Kesinlikle. Ankara Demirspor'u bu hafta oynayacağız. Önümüzdeki ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Onlar da ligin ikinci yarısına bir çıkış yaparak başladılar. Lider Kastamonu, liderlik mücadelesi veren Kastamonu'yu mağlup ettiler kendi sahalarında. Evet.
Gümüşhane Keçiören'i yendi. Çünkü altta da bir çekişme var. Onlar da bir an önce bulundukları yerden kopmak ve lige tutunmak istiyorlar. Her maç birbirinden zor. Artık bizler, gazeteciler, Samsun spor kamuoyu, taraftarlarımız şunu bilsinler. Biz bu ligdeyiz ve bu ligin seviyesi bu. Bunu kabul ederek, bunu bilerek davranmalı ve hareket etmeliyiz. Tabii ki güzel oyun ve farklı skor hepimizin arzusu, isteği, beklentisi. Evet. Ama bu ligde size ona müsaade etmiyorlar. Oynamanıza, kimse oynamayı düşünmüyor. Oynamayı çünkü düşünmüyor. Oynatmamaya kurulu bir düzen var. Siz de 1-0 olsun, bizim olsun mantığıyla hareket edip attığınız bir golle. Ya bu ligde bakın öne geçen takım kolay kolay kaybetmiyor. Evet. Çünkü öne geçen takım tamamen savunma yapıyor. İşte kalecisinden en uçtaki adamına kadar bakın maçı yatarak bitirmeye çalışıyorlar. 90 dakikalık oyun 30-35 dakika oynanabiliyor. Zamanı oynanıyor. Dolayısıyla bu ligde öne geçtiğinizde kazanma şansınız çok çok yüksek. Samspor'da bundan sonraki karşılaşmalarını en az rakibi kadar isteyerek, en az rakibi mücadele kadar ederek, mücadele ederek, koşarak kazanacaktır. Umarım bu maç öncesi yayında da söylediğimiz gibi Eyüpspor galibiyeti gelecek olan serinin bir başlangıcı olur. Ve biz iyi bir seriyle ligin ilk yarısında olduğu gibi iyi bir seriyle atağı geçeriz. Atağı geçeriz ve liderli otururuz. Evet, inşallah böyle olur. Tabii ki maçı HaberX TV ekranlarından sizlere ulaştırdık. 103.5 Samsun Haber Radyo ortak yayınıyla. Mutlaka izlemişsinizdir ama izlemeyenler vardır. İzlemeyen seyircilerimiz için maçı yeniden hatırlayalım. Biz 90 dakikalık bu zorlu ve önemli karşılaşmayı 5-6 dakikaya sığdırdık. Bakalım karşılaşmada neler olmuş. Dilerseniz maçın özetini izleyelim, ardından yeniden karşınızdayız. İzmir bölgesi hakemi Emre Kargın işaretini veriyor ve zorlu 90 dakika başladı. Bizler Haber Medya grubu olarak bu zorlu karşılaşmada Yılport Samsun Spor'a başarılar diliyoruz. Güzel bir ara pası Eren Şentürk. Abdülkadir topla buluşturdu. Abdülkadir Özgen'in şutu istediğimiz gibi olmuyor. Araya girdik, kazandık. Abdülkadir Özgen Ramazan Çevik'e bırakıyor. Ramazan'ın yerden ortası ters bir vuruş, kornere gidiyor top. Görüyorsunuz. Askıyla kazanıyoruz. Şimdi bir kontra atak izleyebiliriz. Ramazan Çevik aradan Eren Şentürk'e güzel bir pas. Eren Şentürk kaleci Evren'de öndeydi. Şutu avuta çıkıyor. Tehlikeli geldik. Ramazan Çevik taşıdığı topu Eren Şentürk'ün önüne çok güzel bıraktı, ancak Eren Şentürk biraz acil. Savunmasına yardıma gelen İsmail karşıladı topu. Oğuz'un baskısı var. Baskımız sonuç getirdi. Özgür Bulak kazanıyor topu. Ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Eren Şentürk ilk rakibinden sıyrıldı. İkincisinden de sıyrılıyor. Samet'in önüne doğru bıraktı. Samet Azartekin'den şut, kaleci Evren'in üzerine gitti. Özgür Bulak kullanıyor. Ön direğe doğru. Ortası geçmiyor Hakan'dan. Dönen top Okan'da kaldı. Okan iyi bir şut çıkarıyor uzak mesafeden. Yetkili bir şuttu Okan. Dernek'ten yeniden izliyoruz. Faulden Doğan atışı uzun gönderdi. Seken topu alabilecek miyiz? Alıyoruz. Abdülkadir şimdi Eren Şentürk. Abdülkadir sıyrıldı, yerde kaldı. Faul işaret ediyor maçın hakemi. Yılport Samsun sporlu oyuncular herhalde kırmızı kart düşüncesiyle. Barajın önünde de bir oyuncumuz var. Şimdi Abdülkadir vuruyor. Avuta çıktı top. Yılport Samsun Spor Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor. Değerli izleyenler, Emre Kargın'da. O da saatlerini ayarladı. İşaretini veriyor ve ikinci yarı başladı. Şimdi Okan Dernek. Terse İshak Doğan'a gönderilen bir top. İshak Doğan, İlyas Kubilay Yavuz. Bir ara topu, seken top İlyas'ın önünde kaldı. Şutunu çıkarıyor ve gol! Dakika 50. Oyuna ikinci yarına dahil olan İlyas Kubilay Yavuz önünde kalan topa müthiş bir vuruş yapıyor ve
Yılport Samsunspor'u Eyüp Spor karşısında 1-0 öne geçiriyor değerli izleyenler. Gol İlyas Kubila Yavuz. İsmet Taşdemir'e koştular. Ona sarılıyorlar şu anda. Kulübedeki teknik ekiple bütünleştiler. Güzel bir görüntü. Yılport Samsunspor adeta golle başlıyor ikinci yarı. İlyas Kubilay Yavuz oyuna girdiği gibi tekrarını da izliyoruz. Düzgün bir vuruş, ayak içi düzgün bir vuruş. Kaleci Evren'in yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece o da bizler gibi bu golü izledi ve Yılport Samsunspor 1-0 öne geçti değerli izleyenler. İlyas Kubilay Yavuz uzak mesafeden şutu avuta çıkıyor. Telaffuz edeceğimiz bir isim olacak. Tekin'in bindirmesi var aradan Eran'a. Eran bıraktı İlyas Kubilay Yavuz'a, etkili geliyoruz. Şimdi Ramazan Çevik. Gol pozisyonu Ramazan Çevik, şutu avuta çıkıyor. Ramazan'ın şutu istediğimiz gibi değil. Eren Kartal'a doğru uzun gönderilen bir top. Eren Kartal geldi, topu da kazandı. Şimdi ceza sahası içerisinde geriye doğru çıkarıyor ama hiçbir arkadaşı yok o bölgede. Faul atışı kullanıyor bu arada Eyüp Spor. Hakeme çarptı top, Emre Kargın'a önümüzde kaldı. Ve şimdi Özgür Bulak kontra atak. Okan Dernek önünde kalır mı diye bakıyorum. Yerde kalıyor Hakan'ın müdahalesiyle. Sarı kart Hakan'a. Yani bu taktik faali yapmasa karşı karşıya kalacaktı. Oğuzgür Bulak, şimdi İlyas Kubilay Yavuz. Bir ara topu, güzel Eren Şentürk kaleciyle karşı karşıya, şutu avuta çıkıyor. Ayak içiyle yakın direğe vurdu ama az farkla avuta çıkan bir top. Muhteşem bir ara pası. Kazanma mücadelesi o bölgede bizde kalıyor top. Ramazan Çevik'te geliyoruz. Şimdi Bahattin Köse'nin önüne doğru bırakılan bir top. Bahattin Köse kaleciyle karşı karşıya, Bahattin vuruyor, kaleci Evren. Hücum zenginliğimiz, hücum etkinliğimiz iyice artıyor. Bahattin Köse'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyonu izliyoruz az önce. Hakan, şimdi İsmail. Baskımız var, topu kazandık. İlyas Kubilay mı? Oğuz denedi şansını. Başaramıyor şimdi Eren Şentürk. Rakip yarı alandayız. Kısa kullanıyor korneri İlyas Kubilay Yavuz. İlyas Kubilay Yavuz bekletmeden ortası Eren Şentürk kafayı vurdu. Yine net bir pozisyon. Az önce de Eren Şentürk'ün kafa vuruşu. İzliyoruz İlyas Kubilay'ın. 6 Eyüp Sporlu oyuncu var. Kalabalık geldiler. Orta geliyor ceza sahası içerisine doğru kafa vuruşu. Gökhan'dan geldi. Avuta çıkıyor. Sokuldu ceza sahası içerisine doğru. Pasını da verdi Eren Şentürk'e. Eren Şentürk'ün şutu kaleci Evren'in kucağında eriyor. Savaşı oyuna alacak hoca herhalde. Evet, savaş da kenarda Yılport Samsunspor'da. Bitti. Ve karşılaşmanın hakemi Emre Kargın 90 dakikanın bitiş düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Evet değerli seyirciler, Eyüp Spor'u 1-0 mağlup ettiğimiz maçı yeniden hatırladık. Golü dakikalar 50'yi gösterdiğinde İlyas Kubilay Yavuz kaydetmişti. Güzel, önemli ve kritik bir gol. Önemli bir haftada gelen 3 puan, 43 puana ulaştık bu galibiyetle. Şu anda da ligde 4. sıradayız. Biraz maçı analiz etmek gerekirse Murat abi, tabii İsmet Hoca Sancaktepe Belediyespor yenilgisinin ardından zaten revizyon, rotasyon sinyalini vermişti. Bunu da gördük. Zorunlularla birlikte 5 değişiklik vardı kadroda. Buradan başlayalım. Sen nasıl yorumluyorsun bu değişiklikleri? Evet, İsmet Hoca bir araş içerisinde Sancaktepe kadrosuyla Eyüp Spor maçı kadrosu arasında senin de dediğin gibi biri zorunlu olmak üzere 5 değişiklik vardı. Evet. O da takımı yeni tanıyor. Oyuncularla yeni çalışmaya başladı. Hemen hatırlatabiliriz izleyicilerimize de. Canberk'in yerine İshak Doğan oynadı. Canberk cezalıydı. Evet. Yılmaz sakattı. Onun yerine Oğuz oynadı. Diğer değişikliklerde Savaş'ın yerine Okan'ı gördük 11'de. Onun dışında Ramazan sürpriz bir şekilde, evet, bence de hakikaten sürpriz bir şekilde 11'deydi. Onu da İlyas'ın yerine gibi yazabiliriz. Diğeri de
yine devre arasında transfer edilen Aytaç, onun yerine transferin son günü hocanın da isteğiyle transfer edilen Cenk oynadı. Bu 5 değişiklik vardı Guildford Samsun Spor'da. Kadroya baktığınızda kadro yapısı daha çok mücadeleye yönelik bir kadro tercihi. Evet. Savaşan, mücadele eden, rakibi ısıran bir oyun düzeniydi. Oyundaki kreatif oyuncu sayınız neredeyse yok gibi. Kubilay yedek kulübesinde, Onur Eriş kenarda gene bekleyen oyuncular arasındaydı. Evet. Fark yaratabilecek teknik kapasitesi yüksek oyuncular. İsmet Hoca bu karşılaşmada değerlendirmedi. Rakibi mücadeleyle yorup araya atılacak toplarla işte Erhan Şentürk'le, Abdülkadir Özgen'le pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ama ilk yarı biraz pozisyon anlamında kısır geçti. Bir iki pozisyon dışında işte en son saniyelerde, ilk yarının son dakikalarında Abdülkadir'in frikiği, işte Erhan Şentürk'ün soldan girdiği bir pozisyon dışında Samspor pozisyon üretmekte zorlandı. Ne zaman ki İlyas Kubilay Yavuz oyuna girdi. Onun tabii teknik becerisi, oyun kabiliyeti, oyun zekası tabii fark yarattı. Tabii golün de ikinci yarının hemen başında gelmesi rakibi de açtı. Yine Kubilay'ın kendi kişisel çabası 2'ye 1'e girdi. Oyunu öne taşıdı. Ve çok klas bir gol. Evet. Adına yakışır, kalitesine yakışır bir goldü. Ve İlyas'ın sürüklediği oyunla Erhan Şentürk bir pozisyon daha buldu. İlyas yine bir pozisyon buldu. Bahattin buldu. Pozisyon buldu. İlyas'ın önderliğindeki oyunda. Bu tarz oyuncular özel oyuncular, çok değerli oyuncular. Evet. Oyun içerisinde fark yaratır. Her an ne yapabilecekleri belli olmayan oyuncular. Oyunu güzelleştirirler. İlyas da dikin oynamayı seven, oyunu domine etmeyi seven bir oyuncu. Risk alıyor, uzaktan şut çekiyor, 2'ye 1'e giriyor. Duran topları zaten etkili kullanıyor. Dolayısıyla İlyas'ın oyuna girmesiyle o düğüm çözüldü. Ve Samspor çok daha rahat pozisyon üretmeye başladı. İşte ikinci yarıda izlediğimiz özette de görüyoruz ki fark 3-4 olabilirmiş çok rahatlıkla. Rahat, evet. Ve her pozisyon içerisinde de İlyas'ı görüyoruz. İlk yarıdaki kadro daha çok ısıran, mücadele eden, koşan, savaşan bir kadroydu. Ama sizi skora götüren kadro İlyas'ın oyuna girmesiyle oluşan tabloydu. Dediğim gibi ligin ikinci yarısında geride kalan 3 haftada görev almayan Ramazan sol önde sürpriz bir şekilde görev maça aldı. Başladı, evet. Maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bence yine takımın en istikrarlı ve mücadeleci oyuncularından biri Savaş Yılmaz. Bu sezon yedek belki kaldı. De ilk kez kendini yedek kulübesinde buldu. O da, sürpriz. Evet, evet, ligin ikinci yarısında takım Almanya'dan katılan çok önemli bir transfer Aytaç Sulu. Çok da ses getirdi. Çok da ses getirdi ama Aytaç'ta dediğimiz gibi biraz da uyum problemi olabilir. Çünkü o da ilk kez farklı bir ülkeden geldi. Kendi memleketi olmasına rağmen ilk kez Almanya dışında bir kulüpte top oynuyor. Dolayısıyla bilmediği bir lig onun da. Hani biz nasıl bilmediğimiz bir lig diyoruz. O da ilk kez bu seviyede. Biz bile yeni alışıyoruz. O da ilk kez böylesine bir seviyede oynuyor ve bilmediği bir ortam. Onun da bir uyum problemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoksa Aytaç çok kaliteli ve çok değerli bir oyuncu. O da kendini bench'te buldu bu hafta. Dolayısıyla kazanan kadro üzerinden çok fazla konuşmaya gerek yok. Bir soru gelmiş. Bilmiyorum sen o şekilde mi düşünürsün? İzleyicimiz Tan Doğan Savi gibi. O da programımızın müdavimlerindendir kendi. Samet'te bir düşüş olduğunu düşünüyor izleyicimiz. Bu düşüşün sizce sebebi nedir demiş. Yani sebebini bilmiyorum tabii ama doğru bir düşüş var. Ligin ilk yarısındaki Samet takımın en efektif oyuncularından biriydi. Hı hı. Hem istatistiklere bakıldığında da 7 golü var. 7 golü var. Bahattin'in 8 var. Oynadığı mevki olarak baktığımızda hem skor olarak hem asist olarak takımın en istikrarlı oyuncusu. Bu tarz oyuncuların
böyle bir iki maç kötü oynamaya hakkı var. Lüksü var. Lüksü var. Lüksü yok da yani hakkı var diyelim. Hı hı. Samet de çok değerli. Samspor'un özellikle ligin ikinci yarısında bu kalan haftalarda kendisinden çok faydalanacağı bir oyuncu. Çünkü Samet belki iyi oynamayabilir ama Samet mücadelesiyle takımı ateşleyen ve fark ayakta tutan bir oyuncu. İyi oynayamayabilir ama iyi mücadele etmez diyemeyiz Samet'le ilgili. Samet terinin son damlasına kadar, gücünün son son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu. Dolayısıyla o da bu süreci en kısa sürede atlatıp skor olarak da artık takıma katkı verecektir diye düşünüyorum. Zaten yanlış hatırlamıyorum. İlk gollerini İnegöl deplasmanında atmıştı. Evet. Ligin o da geç açılan bir oyuncuydu. O da geç açılıp ondan sonra müthiş bir katkı vermişti. Yine aynı şekilde olacaktır. İnşallah aynı şekilde olacaktır bu da. Tabii Cenk ilk kez oynadı. Evet. Ben tabii maçı anlattığım için en tepeden daha rahat görüyorum. Bir 3-5 dakika ilk birkaç topta böyle sanki bir çok normal tabii ki. Yani Ahmet de ilk defa oynuyor. Yanındaki Nuri ile ilk defa oynuyor. Birçok oyuncu ilk defa oynuyor. Birkaç topta biraz uyum sıkıntısından kaynaklanan bazı sorunlar yaşadığını gördüm ama genel olarak baktığımızda ayağı çok temiz, hava hakimiyeti çok yüksek. Ben açıkçası çok beğendim. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun abi? Evet, atletik bir oyuncu. Samspor'un son gün İsmet Hoca'nın da isteğiyle evet. Kastamonu'dan transfer ettiği bir oyuncu. İsmet Hoca'nın güvendiği bir isim. Daha önce de birlikte çalışmışlar. Zaten güvendiği için, o bölgede kendince bir eksiklik gördüğü için de oraya bir takviye yapma ihtiyacı hissetti. Dediğim gibi ilk maç, o da bir uyum problemi yaşamış olabilir. Çünkü ilk maçın kez, başında bir 3-5 dakika. Geri dörtlüye baktığımızda ilk kez o hatta görev yaptığı isimlerle birlikte oynadı. Ama dediğim gibi ama Samspor savunma attı. Nuri ile sağda Erhan Kartal ve solda İshak Doğan. Evet. Bu maçta iyi bir performans sergiledi. Bence de iyiydi. Dolayısıyla Cenk'le bireysel ilgili bakmaktansa evet. Takım savunması olarak bakmakta fayda var. Kesinlikle. Takım savunmasını Samspor bu maçta iyi yaptı. Neredeyse tabii Cenk için şunu sıfır da, pozisyon verdi şunu diyebiliriz. Şunu da ekleyebiliriz. Yani o fiziğe rağmen çok süratli. Evet. Yani o da baktığında beklenmeyen bir şey belki o fizikteki bir oyuncudan. Çok şey katacak Cenk'te. Doğru bir transfer olarak yorumlayabiliriz. Bir izleyicimiz yorum yapmış. Twitter'dan bize ulaşmış. Hasan Hacıoğlu. Sağ bek Erhan ve sol bek oyuncularımız ne zaman topla buluşsalar genel olarak pozisyonlar olumsuz sonuçlanıyor. Orta açmak yerine topu eziyorlar veya orta açacakları zaman ise dağlara taşlara atmayı nasıl becerebiliyorlar anlam veremiyorum demiş izleyicimiz. Yine bir izleyicimiz Akif Altun. Metin Cancici, İrfan Başaran ve Muhammed Beşir'in kadro dışı kaldığı haberleri doğru mu demiş. Bu üç oyuncu bugünkü antrenmanda yoklardı. Altyapıyla birlikte antrenmanlara çıkacaklar. Hatta başka isimlerinde olabileceği konuşuluyor. Şimdi kadro yapılanmamız biliyorsunuz devre arası yapılan transferlerle biraz şişti. Dolayısıyla antrenman kadrosu içerisinde İsmet Hoca'nın düşünmediği isimler var. Haklı olarak sağlıklı bir antrenman programı yapılabilmesi için de belli bir sayıya kesinlikle düşmesi gerekiyor. Bugün mesela 3 kaleciyle birlikte toplam 23 kişiydi evet. Antrenman. Dolayısıyla İsmet Hoca'nın da raporu da olsun da biraz önce sayılan isimler takımla birlikte değil, altyapıyla antrenmanlara çıkacağı yönünde evet. Bilgi var. Onu paylaşabiliriz biz de. Evet. Mert yazmış yine bize Twitter'dan. Tabii adresi de ilginç. Samet Asatekin 70 diye adresi de bize söylemiş. Abi Samet ilk yarıda da geç açılmıştı. Bu hafta bombayı patlatacak demiş. İnşallah öyle olur. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Tabii, Samet dediğim gibi çok ekstra bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Hani özellikle gol vuruşu çok etkili. Yani attığı gollere baktığınızda gerçekten yaratıcılık kokan goller. Her oyuncunun evet. Atabileceği goller değil. Çok özel bir oyuncu. İlk yarıda da İnegöl maçıyla başlamıştı goller atmaya. Normaldir.
geç açılıyor ama iyi açılıyor açıldığı zaman. Tabii şu da var. Hem sezon başları hem ikinci yarı başları ağır bir kamp döneminden çıkıyor oyuncular. Biraz o vücudun da oturması gerekiyor belki. Öyle de yorumlayabiliriz. Bu hafta itibariyle Samet'ten yine gol ve asistler bekliyoruz. Evet, inşallah. İnşallah. Tabii bizler yorumluyoruz karşılaşmayı. Maç sonunda da hem Yılpor Samsun Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir hem de Eyüp Spor Teknik Direktörü Ekrem Alın açıklamaları vardı. Dilerseniz hocalar neler söylemişler onlara bakalım. Şunu da hatırlatalım. Dönüşte de arkadaşlarımdan da rica edeyim. Adana Demirspor'un, Ankara Demirspor'un teknik direktörü Bahattin Güneş de tanıdığımız bir isim. Yılpor Samsun Spor son olarak Hüseyin Kalpar'la birlikte Süper Lig'e çıktığında Bahattin hocamız da yardımcı antrenördü. Hocalarımızı dinledikten sonra da arkadaşlarımızdan rica edeyim Bahattin hocamızı bağlasınlar. Bir de onunla konuşalım bakalım Ankara Demirspor'da havalar nasıl? Biraz tüyoları hocamızdan almış olalım. Şimdi İsmet Hoca ve Ekrem Al hocamızı dinleyebiliriz. Bugünkü maçta en çok sevindiğim, mutlu olduğum konu takımımızın hemen hemen 11 kişisinde canla başla mücadele isteği, azmi beni çok mutlu etti. Bunu yakaladığımızda, bunu birazcık daha arttırdığımızda ve takım oyunuyla beraber pekiştirdiğimizde inşallah çok daha iyi skorlar ve galibiyetler alacağız. Maç maç değerlendiriyoruz. İlyas Kubil'e söylüyorum, çok önemli bir oyuncumuz. Hiçbir zaman hiçbir oyuncumuz tamamıyla hamle oyuncusu ya da tamamıyla ilk 11 oyuncusu değil. Ben birazcık daha bütüne bakmaya çalışıyorum. O bütünde farklı bir şekilde değerlendirmelerimiz de oluyor. Bugün de o şekilde değerlendirdik. Çok da fazla detay vermeyeceğim. Çalışmalar, onlar, bunlar ya da düşüncelerimizi sadece bugün için öyle uygun gördük. Sonradan girip bize de katkı sağladığı için ona da teşekkür ederim. Ama hiçbir oyuncum ne hamle oyuncusu ne de bu takımın ilk 11 oyuncusu. Kendimizce uygun gördüğümüz idman performansı, maç performanslarını değerlendirip ona göre rakibimizle düşünüp ona göre bir 11 sahaya sürmeye çalışıyoruz. Ama sürdüğümüz 11'in arkasındaki oyuncularımız da bizim sadece bunlar hamle oyuncusu diye değerlendirmiyoruz. Bir bütün olarak bakmaya çalışıyoruz biz açıkçası. O yüzden böyle bir tercih yaptık bugün. Haftaya belki farklı olabilir, bilmiyorum. Dolayısıyla bugünkü tercihim tamamen bu yöndeydi. Evet, kaçan goller hepimizi, kenarda bizi de üzüyor, tribünde sizleri de üzüyor, taraftarlarımızı da üzüyor. Ama ben bir taraftan da çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru bir şeyler yapıyoruz. Benim için önemli olan pozisyona girebilmek. Bugün evet 4-5 tane çok net kaçırmış olabiliriz. Belki yarın da kaçıracağız ama en kritik maçlarda bunlar gol olacaktır. Dolayısıyla benim kendi düşüncem asıl olan pozisyona girebilmek. Bugün kaçar, yarın kaçar ama kaçmayacağı zamanlar da gelecektir. Önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Biz hep yapıyoruz zaten, yeni geldik. Geldiğimiz süre içinde de yapmaya çalışıyoruz ama şunu söyleyeyim size. Gerçekten hani gol kaçırmak, evet çok boş kaleye gol kaçırılır ama bazısı talihsizlik, bazısı çok fazla istemek. Tekrar söylüyorum, o konuda da bizim için önemli olan o pozisyonlara girebilmek. O pozisyonlara girdikten sonra yarın öbür gün daha da fazlası gelecektir diye düşünüyorum. Benim en çok üstünde durduğum şey tabii ki istikrar. Ama bu istikrarı oyuncularımızın kendisi belirleyecektir. Biz de istikrarlı bir takım ilk 11 ya da çok nadir bazı maçlara göre bir iki değişiklik yapabiliriz ama bir bütünlük yakalayabilirsek o bütünlüğün peşinden devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. Önce Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki maçları için. Biz puan veya puanlar için gelmiştik. Çıkışımız vardı. İyi de oynuyorduk son dönemlerde. Oyuna istediğimiz oyunu o sahaya yansıttığımız söylenemez. Mücadele boyutu bayağı yüksek oldu. Baskı yönünden Samsun Spor'un baskısı bize oranla daha fazlaydı. Buna rağmen 2-3 gol pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Sadece mücadele ettik ama topu ayağa alma, oyun kurgusu yönünden bugün bayağı zayıftık. Ama her şeye rağmen bir deplasman, zor bir deplasman. Ben çocuklara verdiğim mücadeleden dolayı kutluyorum. Son dönemlerde de biz baskı kurduk, arkada açıklar verdik ama bir iki pozisyonda değerlendirebilirdik, onları değerlendiremedik. Serbest atışlarda özellikle etkisiz kaldık. Evet, bundan sonraki maçlara bakacağız. Yapacak bir şey yok. Tekrar başarılar diliyorum sana. Hocam teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.
Evet değerli izleyenler, önce teknik direktörümüz İsmet Taşdemir'i dinledik. Ardından da Eyüp Spor Teknik Sorumlusu Eyüp Al'ı izledik. Onlara da başarılar dileyelim ligde Eyüp Spor'a. Tabii bu hafta Keçiören Gücü'yle oynayacaklar. Bugün antrenmana çıkmamış Eyüp Spor'lu oyuncular alacakları ödenmediği gerekçesiyle. Bunu da buradan bizi izleyen seyircilerimize hatırlatalım. Bahattin hocamız hatta Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş. Hocamıza da merhaba diyelim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Atilla Cebeci hocama ve Ender Bey'e çok çok selamlar iletiyorum. Hocam Selçuk ben. Selçuk sen misin? Benim hocam, benim arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış söylediler herhalde sana. Ben de Murat Sandıkçı. Birlikteyiz bu akşam. Atilla hocamla Ender hocam da yarın akşam programda olacak. Tamam fark etmez. Dostlarımız hep. Aynen hocam. Gönüllerimiz bir olsun. İyisiniz hocam. Keyifler iyi. İki haftadır kazanıyorsunuz. Evet kazanıyoruz. Yani belirli bir süreçten geçtik. Zorluklardan geçtik. O anlamda tabii sıkıntılarımız oldu. Evet. Ama o sıkıntıları atlatmak için de mücadele vermek lazımdı. Bu şekilde bir iyi bir takım kurmaya çalıştım. Arkadaşlığın, sevginin, hoşgörünün olduğu futbol oynamaya çalışan, işini yapan, mütevazi bir kadrosuyla bulunduğumuz konumdan kurtarabilme adına mücadelemizi veriyoruz. Evet hocam, ikinci yarıda 4 maç 3 galibiyet. Gaziantep, Kastamonu ve bu hafta kritik maçta Bayrampaşa'yı mağlup ettiniz. Evet. İyi bir gidişatınız var. Takımda tanıdığımız isimler de var. Daha önce Samsunspor'da forma giymiş hem İsmail Hacı Hafızoğlu altyapıdan yetişmiş ve Hakan Koçaslan var. Takımın genel anlamda havası nasıl hocam? Yılpor Samsunspor maçı öncesi neler söylersin? Ya işte söylediğim gibi dedim ya mütevazı bir kadroyla beraber devre arasında yollarımız ayırdığımız 12 arkadaşımız oldu. Evet. İnandığım, güvendiğim futbolcu arkadaşlarımı topladım. Gene mütevazi bir ekonomik şartlarda, kulübün şartlarıyla beraber. Evet. Zaten sizin de tanıdığınız gibi Hakan Koçaslan ve İsmail Açavuzoğlu zaten karakterli ve çok iyi oyuncular. Evet. Onlarla şampiyonluk zaten yaşadık 2011'de Samsunspor'da. Evet. Şimdi de bizim tabii oyuncumuz. Samsun bizim camiamız. O marka bir şehir, marka bir futbol takımı var, iyi bir başkanı var, yönetimi var, iyi bir hocası var, kadrosu çok iyi. Bizim açımızdan da baktığımız zaman da dediğim gibi mütevazi bir kadro, futbol oynamaya çalışan, bu bulunduğumuz bu kaostan, bu ortamdan kurtarma adına da böyle bir maça hazırlanıyoruz işte. Evet hocam, sizlere de kolay gelsin. Tabii sizin için de şöyle değişik bir maç. Hem Yılpor Samsunspor'da şampiyonluk yaşadınız ve evet, bu sezonda Ankara Demirspor'da göreve gelirken de ilk maçınız, ilk yarıda Samsunspor maçıydı. Evet. Bu anlamda sizin adınıza da özel bir maç olacaktır. Son olarak karşılaşma ile ilgili neler söylersiniz hocam? Son duygu ve düşüncelerinizi alalım isterseniz. Ya her şeyden önce dediğim gibi büyük bir cami alan, Süper Lig'de yıllarca oynamış, çok iyi futbolcularından kurulu bir Samsunspor vardı. Evet. Bu dönemde de dediğim gibi İsmail Uyanık'ın gelişiyle iyi bir spor adamı Yılpor'la şampiyonluk yaşamak için bu sene iyi bir kadro kurmuşlar. Evet. İyi oyuncular almışlar. İyi de bir ekonomik olarak para da harcamışlar. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Samsunspor. Ama Samsunspor'a ilk oynadığımız ilk devredeki maçta da ilk Ankara Demir'in başına geldiği zaman iki günlük takımı tanıyarak geldim. Evet. O anlamda da bu Samsunspor'dan daha çok yarışmaktansa bulunduğumuz konumdan kurtarılmaya adına burada mücadele ediyoruz. Evet. Takımı tanıyarak dediğim gibi eksiklerimizi gördük. Devre arasına girdik. Devre arasında da iyi bir ekiple beraber karakterli, sevgi, hoşgörüyle beraber inanmış bir futbolcu topluluğundan beraber Samsun maçına hazırlanıyoruz. Ama Samsunspor'un usta oyuncuları var. Biz de analizini yapıyoruz hocalarımızla beraber. Samsunspor da bizim analizimizi yapıyor, bizi seyrediyorlar. Ama sahada bitiyor iş. Yüreğini koyan, mücadelesini eden, hak eden kazanıyor diye düşünüyorum. Futbolda her türlü sonuç var.
Bir takım şampiyon oynarken bir takım da kümede kurtarmak için mücadele veriyor. Evet. Bu anlamda da böyle bir maç oynayacağız aslında. Önemli olan dediğim gibi camia, büyük bir camia. Zannediyorum ki TRT'de maçı verecek herhalde. Evet hocam, TRT Spor yayınlayacak. O anlamda da seyredenler de keyif dolu, futbol dolu, sadece centilmenliğin olduğu, mücadelenin olduğu bir maç izletelim diye düşünüyoruz. Taraftarın zaten beklediği bu. Ama sonuç ne olur onu kestiremiyorsun. Yani oyuncularımızı taktiksel, fiziksel, psikolojik olarak hazırlıyoruz. Sahaya sürüyoruz. Artık sonuç orada kendiliğinden geliyor. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız gecenin bu saatinde. İnşallah hafta sonu biz de Ankara'da olacağız. Orada görüşürüz, hem geçmişi de dostluklarımızı da yad ederiz hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar size. İyi yayınlar diliyorum. Dediğim gibi Samsun benim için özel de bir yerdir. Ama futbol bu. Futbolda biliyorsunuz kazanma adına, sadece futbol kuralları gereğince, evet, kazanma adına mücadelemizi vereceğiz. Tabii Samspor'da inşallah hak ettiği yerlere gelir. Biz de bu kaostan kurtarmak için mücadelemizi vermek zorundayız. İnşallah, inşallah hocam. Güzel dedikleriniz için teşekkür ederiz. Size tekrar iyi akşamlar. Ankara'da görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, değerli seyirciler, programımıza devam ediyoruz. Son birkaç dakikamız kaldı ilk yarıda. Ahmet Kurt da abi bu hafta maç hangi kanalda diye sormuş. Az önce hocamız da ifade etti. Biz de Ankara Demirspor yönetimiyle iletişime geçtik maçın yayınını alabilmek için Haberax TV olarak. Onlar bize maçın TRT Spor'dan yayınlanacağı bilgisini verdiler. TRT'den de bugün yarın açıklama yapılacaktır konuyla ilgili. Karşılaşmayı TRT Spor yayınlayacak. Yine gelen mesajlar var. Murat Demirtaş yazmış Samet'le ilgili. Samet ayağı iyi bir futbolcu ancak kanatta değil forvet olsa daha faydalı olabilir diye düşünmüş. Bir izleyicimiz de Okan Derneği'nin Eyüp Spor maçı performansını sormuş. Nasıl buldunuz diye. Gazetede de haberini yaptım. Yarına çıkacak inşallah. 90 dakikada sahada her yerde gördüm ben Okan'ı. Okan çok enerjik bir oyuncu. Evet. Mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Görev verildiğinde de verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan, hakkını vererek oynayan bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kamp dönemi geçirdi Antalya'da. Gümüşhane maçında da oynadığı ilk 11'de, evet, Eyüp Spor karşısında görev aldığı ilk 11'de formanın hakkını vererek oynadı. Ben açıkçası Okan'ın performansını çok olumlu ve doğru buluyorum. Evet, ben de az önce de söyledim zaten. Okan Dernek maçın iyilerinden de. Mücadelesiyle, hırsıyla takımı da ateşleyen görüntüydü. Tabii bugün antrenman sırasında Kadir müdürümüzle, Kadir Gürkan'la sohbet ederken o bir noktaya daha değindi. Şunu da gördüm dedi ben takımda. Yani bir şey olduğu zaman saha içerisinde hakeme hani 4-5 oyuncumuz aynı anda reaksiyon verdi. Bir takım olmuşuz dedi. O da güzel, farklı bir bakış açısı. Evet. Hani konuşmuştuk burada bir önceki Sancaktepe maçında, Savaş neredeyse tek başına 4-5 oyuncuyla rakiple bir münakaşaya giderken orada tabii her şey fair play, centilmenlik içerisinde ama etrafında kimse yoktu. Bu maçta bu da vardı. O anlamda da İsmet Hoca bazı şeyleri hakikaten düzeltmeye başlamış. Tabii, bunu da görüyoruz. İsmet Hoca, geri planda teknik menajerimiz Yücel Uyar, genel menajer Mustafa Aztopal. Evet. Çok ciddi gayret gösteriyorlar. Çok ciddi çalışıyorlar. Yücel Uyar programımıza katıldığında da takım içerisinde abiler, evet, tespit ettiklerini ve onlara her türlü sorumluluğu ve etkiyi verdiklerini ifade etmişti. Artık onlar da ligin ikinci yarısıyla birlikte görev yapmaya başladılar Rasanspor'da. Onlar da ellerini taşın altına koyup takımın motivasyonunu ve enerjisini yüksek tutmak için gerekli çalışmalar yapıyorlar. Ben Bahattin Hoca'nın söylediklerinden aslında orada çok doğru bir şifre verdi Bahattin Güneş. Dedi ki koşan, mücadele eden, yüreğini ortaya koyan takımlar kazanıyor. Evet. Bu ligde maç kazanmanın şifresi de bu. Yüreğini ortaya koyan, koşan, mücadele eden takım her zaman 1-0 avantajlı öne geçiyor. Bahattin Güneş çok güzel özetledi şifreyi.
Samsun da bu hafta Eyüp karşısında bunu ortaya koyarak mücadele etti ve 1-0 kazandı. Umarım aynı mücadele, aynı arzu ve coşku Ankara Demirspor karşısında da görürüz. Evet, tabii Ankara Demirspor'u maçının ikinci bölümde daha geniş konuşacağız ama ligin ikinci yarısı itibariyle şöyle bir ilginç tablo ortaya çıktı. Deplasmanda oynadığımız iki maçı kaybettik. İç sahada oynadığımız iki maçı kazandık. Halbuki ilk yarı deplasmanda hiç yenilmeyen bir Samsunspor vardı. Bu anlamda da deplasmanda kaybettiğini içeride toplamaya başladı takım. Buna yönelik de bugün bir haberimiz vardı gazetemizde. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi? Hani sürpriz sonuçlar mıydı Ahmet ve Sancaktepe yenilgileri sence? Tabii ki Samsunspor adına sürpriz sonuçlardı. Hani çok üst düzey bir kamp döneminden sonra Ahmet'te böylesine bir sonucu kimse beklemiyordu. Evet. Sancaktepe karşısında da ceza aynı şekilde bir hafta önce kazanmış yeni teknik direktörüyle ilk kez maça çıkan takımın daha efektif ve mücadeleci olacağını düşünüyorduk. Ama hem Sancaktepe hem Ahmet karşılaşmaları deplasmandan da muhalifetler Samsunspor adına sürpriz sonuçlardı. Bunun bir diğer faktörü de artık ligin ikinci yarıları her zaman zordur. Herkes artık son kozlarını oynuyor. Evet. Zirveye oynayanlar orada kalmak için, ligde kalmak için mücadele eden takımlar da lige tutunmak için mücadele ediyor. Hedefsiz takım çok az. Şimdi playoff'a girmek için, ligde kalmak için mücadele veren sayı çok fazla. Dolayısıyla ligin boyu kısaldıkça daha çok sürpriz sonuçlar ortaya çıkacaktır. İşte Kastamonu, Ankara Demir'e mağlup olabiliyor. Keçiören, Gümüşhane'ye yenilebiliyor. İşte Uşak, Sakarya'ya çelme takabiliyor. Evet. Dolayısıyla ligde alınan bu sonuçlar sürpriz ve bu sürprizleri daha çok göreceğiz rakip takımlar adına diyorum. Çünkü Samsunspor belli bir ritmi yakaladıktan sonra ligin ilk yarısında olduğu gibi iyi bir seriyle aradaki puan farkını da eritip zaten 2 puan farka düştü bu hafta alınan sonuçlarla birlikte. Aradaki puan farkı. İpleri elimize geçirdik. İpleri elimize geçirdik artık. Yani bir de ekstradan rakiplerin puan kaybetmesini ve beklemeyeceğiz. Bizim Kastamonu deplasmanı dışında zirve mücadelesi veren diğer takımlarla hep kendi sahamızda oynayacağız. Evet, bir de Keçiören var. Keçiören deplasmanı var. Ama Sarıyer ve Sakarya gibi takımlar Samsun deplasmanına gelecekler. Dolayısıyla fikstür avantajımız da bir nebze olsun bizim elimizde. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bundan sonra Bahattin Hoca'nın da dediği gibi iş sahada bitiyor. Saha dışındaki bütün aktörler, saha içinde oynayacak oyuncuları her türlü, her şarta hazırlıyorlar, motive ediyorlar. Evet. Sonuç sahada işte koşan, mücadele eden, yüreğini ortaya koyan futbolcular skoru belirliyor. Evet. Tabii son bölüm artık ilk yarımızda. Burak Kırgıç yazmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Şampiyon Samsunspor demiş. Ona da yorumları için teşekkür edelim. Bu arada gelen mesajlara bakıyorum sizden. Bir haber verelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup etmiş. Tebrik edelim Fenerbahçe'yi de. Tabii ikinci bölümde konuşacaktım ama Murat abi seninle bu konuyu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir yenilenme süreci başladı sanki. Önce Lucescu, milli takım teknik direktörü görevden alındı. Karşılıklı anlaşılarak. Bugün de Yusuf Namoğlu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifası konuşuluyor. Tabii bu sene Samsunspor'un da çok canı yandı hakemlerden. Kaybettiği Keçiören Gücü maçı, birkaç maçında verilmeyen golü, verilmeyen penaltıları, aleyhine çalınan penaltılar. Sen nasıl değerlendirirsin abi bu süreci? Vallahi biz de bir futbol sever olarak takip ediyoruz. Lucescu'nun ayrılması, MHK Başkanı'nın istifasının söz konusu olması. Öncelikle MHK'den başlayalım. Hakemler İstifalarını yarın vereceklerini söylemiş. Evet, hakemler gerçekten sezona çok kötü başladılar. Hani En üstten en alta kadar. Bizim bulunmuş olduğumuz ligde belki maç yayını yok. Çok fazla
konuşulmayan bir lig ama en fazla hakem hatalarına maruz kalan takım da Hilport Samspor. Kesinlikle. Biz ilk penaltımızı 19. hafta Gümüşhane maçında kazandık. Ki ondan önce verilmeyen birçok penaltı var. Lehimize verilen penaltılara baktığımızda Evlere şenlik. İşte Ahmet maçındaki, Sakarya maçındaki, Bodrum maçındaki. Bodrum maçında verilen yani hakem hatalarından çok canı yanmış bir takımız. Evet. 5-6 puanımız hakem hataları yüzünden eridi gitti. Dolayısıyla bir üstlükte aslında VAR sisteminin de olmasına rağmen bu kadar hataların göz göre göre yapılıyor olması da MHK Başkanı belki de istifaya götüren süreç oldu. Gerçekten hakemler, evet onlar da futbolun bir paydaşı, onlarsız da oyun olmuyor. Ama onlar da bu kadar çok yatırımın, bu kadar çok paranın döndüğü, insanların ekmek parası kazandığı bu noktada alın terinin hakkını yememeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok ciddi hatalar yapılıyor. Göz göre göre hatalar yapılıyor. O anlık görmeyebiliyorsunuz ama VAR'a gittiğinizde bir daha izliyorsunuz. Dakikalarca bir daha izliyorsunuz. Tekrar izliyorsunuz. Buna rağmen verdiğiniz yanlış kararda ısrar ediyorsunuz. Dolayısıyla hakemlerin de bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben de katılıyorum abi görüşlerine. Özellikle hani bunu Süper Lig seviyesinde görüyoruz ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da VAR sistemi var. Yani tamam, şu anda hakemlerin çok büyük bir avantajı var. Önceden o anda çalman gerekiyordu. Şimdi o anda bile çalman gerekmiyor. Bir sonraki düdüğe kadar hakkın var. Bir yandan konuşuyorsun VAR'daki, odadaki hakemlerle. Sonra gidip izliyorsun ama yine göz göre göre yanlışı vermek de Türk futboluna belki sıkılacak kurşunlardan birisi olarak görüyorum ben. Hakemlerin de ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli seyircilerimiz, biz ilk bölümü noktalayalım. Artık ikinci bölümde hem Ankara Demirspor maçını geniş geniş konuşacağız. Hilport Samsun Spor'daki diğer gelişmeleri masaya yatıracağız ve bugün Hilport Samsun Spor Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın özel konukları vardı. Sayın Başkan İsmail Uyanık, geçmişte çalıştığı teknik direktör Cici Multescu ve futbolculardan Daniel Timofte'yi Samsun'a davet etti. Onların da programına uygun olunca bu davet, ikili Samsun'a geldiler ve birkaç gündür de Nuri Hasan tesislerindeler. Hem geçmişi iade ediyorlar hem de takımı izliyorlar. Murat Sandıkçı'nın da hem Timofte ile hem de Cici Montescu ile güzel bir röportajı var. 12-13 dakikalık. İkinci bölümde onu da izleyeceğiz. Kısa bir reklam arası diyelim. Ardından yeniden karşınızda olacağız.